kitle kanalıma. Hoş geldiniz. Ne var ya? Bizim dans eden görmedin ha. Bugün yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Konuğumuzun evine doğru çıkacağız. Merhaba. Bir yanda Boğaz manzarası. Bir yanda ben. Başka ne isteriz? Şimdi eve doğru geldik. Bir yukarı çıkalım. Ay öleceğim. Hoş geldin. Nefes nefese kaldım. Kahve istiyorum. Hemen hemen hemen. Hoş geldiniz. Rasping gel. Gel buraya. Gel oğlum. Gel buraya. Bak bu yorgunluk kahvesi her şeye bedel. Şimdi gelenler de öyle diyor. Merdivenler öyle bir dik ki. Şekerli demiştim ama sade olmuş. Neyse sade de içelim. Bilmeyi de sade mezun biliyorsun ben de şekerli. Bu arada fal baktıracağım ha. Senin dediğin. Yamiva.com. Oo, ben bana de. Sıkça soru geliyor. İşte nerede fal baktırıyorsun, hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? Hem iOS'ta hem Android'de ücretsiz olarak indirebileceğiniz Yamiva uygulaması var. Zaten açıklama kısmına detayları yazarım ben. İlgileniniz varsa oradan da bakabilirsiniz. Hem ücretsiz indiriyorsunuz hem aklınıza gelebilecek bir sürü fal var. Benim favorim mesela Türk kahvesi falı. Geçen bir de en son baktırdığımız tarot falı. Aynen. Benim süper. Falcım kim derseniz Romans Akın. Tek geçiyorum. Tarotu da yani bir baktırdın, hangisi her şeyi bildi değil mi? Hani bakanlar gerçek kişiler tek tek yorumluyorlar. O yüzden ben aşırı memnunum. İçip baktıracağım vallahi. İyi hadi çok şey içelim yok. De. Açıklama kısmında detayları bırakacağım zaten. Yamiva.com'u iOS ya da Android'den ücretsiz bir şekilde indirip fal baktırabilirsiniz. Hemen o zaman kapatalım kahveleri. Kapatacağım bir an önce içeyim. Kahve falı baktıracağım. Dur ya acele ettirtme kanka ya. Fal baktıracağım. O kadar mı yoruldun? Yoruldum. Direkt kaç tane basamak çıktık ya. Dedim ki önce kahveye çıkacağım. Ama çıktığın anda bir rahatlıyorsun değil mi? Aynen. Valla kahvemi kapattım. Roman sakın. Geliyor bak. Çok güzel enerjisi var. Çok güzel yoruluyor. Ben, ben de Roman'a baktıracağım. Roman sakın ama. İyi tamam. Önce ben baktıracağım. Sonra. Önce küçük ben. Dur içtim şu an kapatıyorum. Kapat kanka. Ay hükletti resmen. Şimdi fotoğrafları Roman Sakın'a yolluyorum. O yorumlayıp bana mail olarak dönecek zaten. Hani siz de isterseniz uygulamayı indirip kahvenizi içtikten sonra başka fallar da var. Ayrıca sürekli de ücretsiz fal da hediye ediyorlar onu da söyleyeyim. Yollarsınız yorumlarını mailinize gelip güzelce de okursunuz. Ben çok seviyorum bu uygulamayı. Size de önereyim açıklamalardan bakarsınız. Evet, hadi gezdir bakalım bize evine. Şu an şimdi, neredeyiz? Şimdi bu salondayız aşkım, benim salonum. Ev öyle o kadar büyük değil. Tamamıyla keyif evi biliyorsunuz zaten. Evet. 3+1. Evet. Bir odayı sarmayalım, 2.5+1. Böyle burası salon. Salon. Genelde hep burada oluyorum zaten. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunu sana aldım. Ne? Bunu sana aldım. Aaa, bizi etmiş ha! Teşekkür ederim. Bu böyle. Çok tatlı. O ne kanki? Bu benim göz bezim içinde kalmış kanki. Ama gidelim de kullan. Çok teşekkür ederim. Sen bana ne aldın? Kanki ben... Beynine gittiğinde sılayı alıyorsun ama. Ay özür dilerim, nişanlıyorum. Bunu alırım bunu, ama. Bak bunu saymıyorum. Tamam alacağım, söz veriyorum. Burada dursun sonra alırım. Şahitsiniz. Burada tablolar var, yemek masası var. Hemen arkasında bir ayna dekoru var. Masa, mermer. Aynen. Ben dokunmayayım, mermer benim elimde kırılıyor abi. Niyedir bilmiyorum. Burası da işte mermerlerin tek kötü işte. Aynen ve aynalı falan yani. Burası TV ünitesi. Burada dekor eşyaları var yine. Oha bayağı. Kristal küreler. Zaten detaylarda göreceksiniz bunları. Tek tek detaylarını alacağız. Burada hemen L koltuk var. Peki şu manzara? Boğaza karşı otur. Akşam ayrı bir güzel oluyor. Burası mutfak. İşte ayrı bir bölümümüz burası. Şimdi ben buraya yeni taşındım ya, burayı tamamıyla kış bahçesi yapacağım zaten, evet, biliyorsun. Seninle zaten tasarlıyoruz. Burası böyle kahvaltı ya da yemek yediğimiz bir ortam. Burası mutfak. Bunları bana mı hazırladın? Herhalde aşkım.
Birazcık böyle şey. Hazırladım diyor ya. Bir sürü işlerim vardı. Aldın mı? Aldık aşkım. Ay az sana burada balık yapmadım Nezo. Yaptın evet yaptın ama bugün sizin için iş yerinden evet, erken çıktı. Gerçekten. Dükkanını erken bıraktı çekim için. Son yani seyircim ben her şeyi yaparız. Teşekkür ederim. Hadi odama gidelim. Ya bak neyiz? Ne? Kaç kere sana söyledim. Tamam karıştırmayacağım. Ya ben gerçekten bak dağınık değilim ama bu eve ben geldiğim zaman sen de biliyorsun. Ne? Zaten bu evden çıkarsam eğer dolaptan dolayı çıkacağım. Yani. Bunlar da burada böyle kalmış. Burası biraz loş bir oda. Kamera kötü demeyin sonra. Oda karanlık. Çok fazla gün ışığı almadığı için de. Zaten biliyorsun yatıyorum. Bunlar kalkıyorum. Ne? Bunları yeni aldım. Hem de seni kaydırarak aldım. Senden Trendyol'dan. Raisa'nın. Yeni. Yerleştirmemişsin. Aynen daha yeni geldi. Şuna bakayım. Bak, bir bak. Selin Ciğerci'nin kınası evet. Düğünü var. Ben düğünü de bunu giyiyorum. Selin'in düğünde. Ondan sonra. Kınada da aynı. Sinleri döküldü hep. Evet biraz sonlar. Şu güzelmiş. Çok güzel. Burası giyinme odası. Zaten biliyorsun benim senin yani. Aynen. Geldiğimde ben genelde Sıla'yla burada yatıyorum. Aynen. Burada dolabı var. Kışlıkları hiç çıkarmadım. Birazcık dağınık kusura bakmayın. Gerçekten çünkü ben sabah biliyor musun hazırlandığımda bir anda 10 tane çıkartıyorum. Yatağın üstünde gerçekten kadına acıyorum evet. Toplarken. Hani evet. Çünkü gerçekten hani beğenmiyorum. Onu çıkartıyorum, bunu çıkartıyorum. Hani bu dolap komple aşağı iniyor tekrar. Hani o yüzden zaten sırf şu dolaptan dolayı bir de sığmıyor. Neyi nereye alacağımı bilmiyorum. Şu yatağın altında bir sürü kıyafet var. Canın yatağının altında bir sürü kıyafet var. Yani her yerde bir şey var. Kadının odada sırf kıyafet. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir kış da geldi. Onu da seni kaydırarak almıştım. Bunu mu? Evet kanka. Etiketleri götürüyorlar zaten. Bak şu senin. Şunun aynısından aldım. Evet aynısından aldım. Ben de Selin'in düğününde giyeceğim bunu. Aynısından aldım. Ben de işte kınada dedim. 36 beden aldım ama inşallah olur. Ediyoruz. Sonra banyosu var. Burası yardımcının odası. Aynen. İşte ha, şuradan gösterebilirsin. Gelebilirsiniz ama küçük işte. Bak mesela burada sırf benim eşyalarım var. Burada kıyafetlerim var. İçeride bir odayı sırf ayakkabı şeyi yaptım. Yani her şeyin bir... Aslında işte, ev güzel ama kıyafet. Bazı odaları aynen. Biçimsiz bence. Öyle bir, böyle bir yerde oturuyorsan böyle yol yalısında böyle, böyle oluyor. Burada banyo var. Banyo bayağı otantik. Evet. O senin sevdiğin renk. Ay güzel oldu ha. Saç rengimin aynı benim. Sana bu saç rengi çok yakıştı. Ama saçını ben çok beğendim. Bana hemen siyahtı sana siyahtan. Sana saç rengi ben... çok yakıştı. Rujumuzu da sürdük. Burası da banyo böyle. Can Sıla'nın erkek kardeşi. Ders çalışıyor içeride. Ama şu an arkadaşlarıyla ders çalıştığı aynen. İçin rahatsız etmiyoruz. O zaman kendi çöplüğünde öt bakalımın ikinci kısmına yani kötü yorum kısmına geçelim. Evet biz Sıla'yla nasıl tanıştık? Bu arada Sıla Dilan'ın ablası. Dilan benim en yakın arkadaşlarımdan. Sıla da keza öyle. Onun ablası. Nasıl tanıştık hatırlıyor musun? Ya dün gibi hatırlıyorum. Yağmur. Nasıl kıştı? Kıştı. Nezdemir geliyor dediler. Ondan sonra ben bu arada sana söylemiştim. Hani bir şey hissedersin. Nez'in ilk, tüm Nez ilk fenomenlerden. Ben böyle oturduğumda Nez'in senin bütün videolarını izliyordum. Bak takip etmiyordum ama orayı arama bölümüne Nezdemir yazıp bugün ne yaptı bu kız diye vallahi. Videolarına bakıyordum kanka. Ama böyle bakarken bir sıcaklıkla bakıyordum. Demek ki işte bak her şey İçine görür doğru. Musun? Aynen. Ondan sonra işte Dilan'la konuştuk Nez geliyor falan. Geldin ya ilk senle indim aşağıya oturmaya çok soğuktu falan. O anda zaten birbirimize karşı aynen. Çok böyle şey oldu. Hiç de kopmadık yani. Aynen. İş şeyle ama 200 sene oldu en yani. Yakın oldu kanka. En yakın arkadaş olduk yani. Son zamanlarda senin Instagram'ın da yükselişte. Yani 180... Sizin sayenizde.
180 bin aşkın abonesi var. Aynen. Sana da doğal olarak kötü yorumlar geliyor. Ay sorma ya. Onlardan bir tanesini okumak istiyorum. Hangisi? Her yeri estetik güzeli, gerçek yüzü kim bilir ne kadar çirkin de. Yani senin gibi aynı, bir tek burnumda, Dilan'da da öyle. Bir tek bizde burun ameliyatı var. O da zaten ben çok küçük yaşta oldum. Ama bir 2-3 kere oldun sen. Oldu kanka, neden? İlk olduğumda burnum açıldı, şurada bir fındık gibi bir şey çıktı. İlk 18 yaşına girdim, babamla gittim, şurada bir fındık gibi bir şey çıktı. Yani 6 ayı nasıl bekledim bilmiyorum. 6 ay geçtikten sonra tekrar hemen oldu. Burada Serhat Tuncer oldum. Çok güzel bir burnum oldu. Sonra bir darbe aldım. Yiyince üçüncüyü düzelttik işte. Olsun, şu an güzel burnum. Ama onun dışında hiçbir şey yok tabii ki de. Ya tabii ki de güzel şey için botoks falan yapıyoruz ama onun dışında kalıcı yok yani. Yok. Hepsi medikal yani. Geçici şeyler. Peki. Ayşegül Aldin için gençliği sandım yazmış birisi. Ay yok kimdi? Ayşegül Aldin sen. Şarkıcıydı ya. Hatta Beyazıt Öztürk'ün yani, sevgilisi değil miydi? Seren Serengil'in böyle bir şeyle benzeten olur. Petek deyince olur. Ayşegül Aldin için de ilk defa duyuyorum yani. Doğrudur. Şopu çok kullanmışsın be bacım. O bacak boyu Naomi'de bile yok. Şimdi herkes FaceApp kullanıyor zaten. Artık insanların hepsine FaceApp güzeli diye bakman lazım. Zaten herkes kullanmayan FaceApp'ı yok. FaceApp ama sana diyor ki bacak boyunu uzatmışsın. Benim bacak boyum zaten uzun. Zaten uzun 78, evet. Onu çok söylüyorlar. Şimdi bak sen de biliyorsun. Biliyorum. Yazın tatildeyken alttan çektiğin anda doğal olarak uzun çıkıyor. Uzun çıkıyor. Onu şop yaparsam eğer ben zaten şeyi sığmaz ki. Aynen. Şop yok yani bacak kesinlikle. Boyu uzun sılanım. Devam ediyorum. Benim doğum günümde teknede bir fotoğraf çekinmişsin. Onu sağ alt köşeye koyuyorum. Buna birisi yorum yazmış. Demiş ki her şey çok güzel de o keko oturuş neden? Keko oturuş yani. Klavyeni ne alıyor ya? Gülüş. Gülüşe bak. Ya kanki o klavye eline alınca yazıyor. Keko ne demek? Hani laf söyle bir şey söyle. Keko ne yani? Keko oturuşu ne? Diye bir şey var mı? Türkçe'de keko oturuşu diye bir şey var yok mı yani? Hani böyle hani bacağımı açıp şöyle duruyorlar ya mesela. Bence gayet güzel değil mi yani? Bence güzel. Güzel, güzel de like güzel almış olmuştu. Yani. Buradan böyle yürüdüm. Tekneye doğru gittim. Doğum gününe geldim arkadaşım. Çok da güzeldi yani. Senin bir dansın var meşhur. Ay. Ferza. Hani niye meydan okumadın bana? Kanki ben çekemem. Ben arıyorum kanka meydan okusana. Ya yataktan uyanmışım. Yüzüm şişmiş, gözüm şişmiş. Keşke şuradan yayınlayabilsem. Doğum gününde nasıl Ferza ben evde yatıyorum. Kanki bana meydan oku. Ya neye meydan okuyacağım? Kalk dans et. Ya diyorum yatıyorum evde üstümde pijamayla. Tamam bir trip attı. Telefonu falan kapadı. Evet aşkım çok bozuldum orada. Kanki ben onu yapamam. Çok bozuldum orada. O dansı da koyalım yani. Bir koyalım. Yer almış 5,5-6 milyon takipçisi olan erkeklerin iç sesimine. He. Bir de beni de taglemişler. He. Ay bir görsen. Linç yedi. Evet. Ama kimse de meydan şimdi okuyamadı. Şimdi bu dans ettiğim videonun altına bazı yorumlar gelmiş. Oo, onları okuyacağım. Bu sana... ne arkadaş? Tıla kendini rezil etme ağır dur. Dans etme. Ya bir şey söyleyeceğim. Dansta ne var şimdi? Hatta sen çektin o dansı biliyorsun. Ben ederken sen çekmiştin. Evet. Kardeşlerimizin yanına gittik. Orada çektik. Ya ne var şimdi orada? Sana da sordum. Koy kanka dedin. Çok güzel. Ya dans ediyorsun. Yani dans... TikTok'ta millet akşama kadar dans ediyor. Ama biz koyuyoruz. Önce işte kendini rezil ediyorsun. İğrenç bir daha ötesi. Çekeceğim kanka. İğrenç ötesi. Hatta bu akşam oyunu... Neden kamyoncu gibi dans ediyorsun? Bunlar da diğer gelen yorumlar. Kamyoncu gibi. Kamyoncular nasıl dans ediyor? Kanki nasıl ediyorsun? Bir edelim. Kanki nasıl ediyorsun? Ben edemem de açayım bir edelim. Şuradan edelim. Açsana edelim. Hadi edelim. Ferza. Edemeyeceğim. Rezil olacağım şu an kanki, biliyorum ama bir edelim. Söz mü? Tam deneyeceğim. Oo bana büyük bir sürpriz yapıyor Nezo. Meydan oku dedim evimde. Evinde sana meydan okuyorum işte. Ferza meydan. Hadi bakalım. İnşallah büyük bir rezil olmayız. Kanki geçen burada da çok güzel oluyor dansı çekeceğim zaten. Burada mı edeceğiz? Evet kanki direkt burada böyle edeceğiz. Bir göster ben ilk bu şarkıyı da senden şey yaptım yani. Ferza öyle mi? Şimdi kanki son ses açacağım. Güzel olur aynen bu. Şimdi dans edeceğiz. Böyle işte. Ya işte böyle. Ay nefes nefese kaldım. Ya ben niye bu şarkıda sana meydan okuyayım ben, ki? Ben. Canıma kastın mı var? Bak beni oynatacağını bilsen şöyle uzun bir elbise giymezdim. Şey gibi çıktım böyle. Olsun. Oynayamadım. Güzel oynadık. Peki biraz da senden bahsedelim. Neler yapıyorsun? Bir güzellik merkezin var Levent'te. İşte Dilan'la biz ilk başta biliyorsun. Ortak ekibimiz beraber Ataşehir'de açtık.
Ama zaten biz ilk açtığımız zaman hani Dilan'la böyle bu kadar yükseleceğimizi ya kimse bilemez. Allah'a şükür hani Allah dediği yürüyor kulum bizlere. Şimdi ben de Levent'e geldim. İkinci şubeyi açtık ondan sonra. Ben Levent'teyim. Dilan Ataşehir'de. Daha çok burası şey nasıl diyeyim daha bir elit kesim. Yani şu an işte bir yazdı. Kışa daha yeni girdik. İnşallah çok güzel olacak. Ben de biliyorsun Ataşehir dışında bir protestanlar falan filan evet. Var her şey var. İş yerinde zaten her şey var. Cilt evet, bakımı, ha. Bölgesel incelme, aynen. Çatlak tedavisi. Onun dışında protez, jel, tırnak, manikür, pedikür. Aklınıza gelebilecek her şey var. Fiyatlarınız da çok güzel. Aynen. Yani hani aynı zaten Ataşehir'le aynı. Aynı. Ataşehir'deki bütün makineler aynı şekilde burada da var. Bütün tedaviler aynı şekilde. Sadece şey olarak protez tırnak var. Ek olarak. Ek olarak. Sadece o. Onun dışında bütün işlemler var. Aynen. Dilan Polat, Slado. Levent'te bölge olarak. Sabah kalkıyorum işteyim, akşam geliyorum. İştesin, akşam geliyorum, iştesin. Aynen. Peki kanki, senin neden sevgilin yok? Çok güzel bir kızsın. Sanki kendisini... Hayır, abi, hayır şöyle. Çok mu komik? Komik mi? Hayatıma girdiği günden beri sanki erkek arkadaşım. Ama bir dakika ben seni şey kadar var, gezmiyorum bilmiyorum. Ama sen takılıyorsun, geziyorsun bizde da. Bizde bir şey var kanki bilmiyorum. Hani sen geziyorsun, takılıyorsun, birçok ortamda bulunuyorsun. Hani senin biriyle karşılaşıp seni hatırlıyorsun, bir flört şey etmen daha kolay. Bak biz seninle hatırlıyorsun bir şey konuşur. Bir şey var kanki yani sende de bende de çekmiyor ya da... Ya ben ilgilenmiyorum. Hani ben daha çok iş odaklıyım. Benimle ilgilenen birine işte gıcık olabilirim. İşte ben de aynı şekilde. Benle ilgilenmiyorum. Şimdi mesela sabah bir kalktığında bir sorumluluğum var, bir şey var. Ama şimdi hayatına erkek girdiğinde tatile gitmek ister, sıla hazırlan, akşam yemek yiyelim. Şöyle. Yani onu düşünebilecek, yani ona zaman ayırabilecek bir vaktimin olduğunu düşünmüyorum. Daha böyle bir sene daha sorumlulukla çalışıp ondan sonra rahat etmeyi düşünüyorum. Belki de beynimde bu olduğu için şu anda kimseyi görmüyorum. Hani geri çeviriyorum. O şekilde yaklaşamıyorum. Belki de her dakika bile her çıktığımızda karşımıza biri elbet çıkıyordur. Çıkıyor ama yani. Biz işte kafa dolu olduğu için sen onu görmüyorsun. Ben görmüyorum şahsen. Ama artık her şeyi aşağıya. Koca adaylarına duyurulur mikrofonu. Lütfen tık 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 ben sana bulacağım birini. Bana mı bulacaksın? Beni... Şey öyle diyor, ay, Selin öyle bitti. Diyor. Selin bu Cerci konulara... diyor sizi koyacağım diyor. Altına... Selin diyor ki abla diyor düğünümde de bulamazsan geçmiş olsun. Ya düğününde kim bulacak? Düğününe kimseyi ya. Çağırmıyor ki zaten doğru düzgün. Sus kimse. Hiç sanmıyorum. Herkes evli çıktı. Olan düğünlerde taktığım çeyrekler oluyor. Ama bence sence Selin sürpriz bir şey yapar mı? Hanım bilmiyorum. Herkese sürpriz bir şey yapacakmış gibi geliyor. Gün kuafördeydim öyle bir dedikodu dönüyordu şey. Bilmiyorum bana hiçbir şey söylemedi. Bana da hiçbir şey söylemedi. En son düğünümde ne giyeceğim dedi. O kadar. Dedim ki daha almadım dedim. O gün akşam işte o gösterdiğim elbiseyle bir tane daha elbiseyi aldım. Ay çok eğleneceğiz onu. Saçlarıma mesaj attı çok güzel olmuş saçlarım dedi. O da örgüyü çok seviyor. Ama düğünde falan çıkaracaksın değil mi saçı? Tabii ki yani şu anda ben tez canlı olduğum güzel için... Bu saç normalde bir ay kullanılıyor. Falan güzel bir şey ben 2-3 gün sonra açarım. Dayanamam o kadar. Aynen sakın öyle. Çok güzel olmuş. İnanılmaz. Çok da beğendim yani. Ama hani düğünde aç. Açacağım canım düğünde. Meşhur saçımı belki yapacağım at kuyruğu. Belki kısmet buluruz. Belli mi olur? Belli olmaz. O zaman bir kendi çöplüğünde öt bakalımın yeni bölümünün daha sonuna gelmiş bulunduk. Bir dahaki yeni şeyde size akşam balık köyünde evet. Beklerim. Senin mutfağında yemek yapalım bir gün birlikte. Aa, değişiklik çok güzel olur, olur yani. Bizim İlerleyen bölümlerde. O inanılmaz ahça, inanılmaz güzel yemekler. Özlem Yıldız. Özlem hepsi ikisi de Özlem Yıldız da çok güzel. Hani Özlem. Güzel bir konsept aynen. Ayarlayalım izleyicilerimize. Çok güzel bir şey yapalım ben de. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun altına yorum kısmına kiminle ne çekmemi istiyorsanız, kime gitmemi istiyorsanız yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı gerçekten tek tek özenerek okuyorum. Videoyu evet. Beğenmeyi bir de kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Hepinizi öpüyorum sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Ama bir dakika kapatma. Bir kere gülsene Sıla. Kanki öyle olmuyor. Nasıl olmuyor? Gülmem lazım gerçekten. Nasıl gülüyor? Bir gül hadi. Kanki gülmem. Hadi gül ya. Kanki öyle olmuyor. Nasıl oluyor? Gerçekten gülmem lazım yani. Hani o gül. Benim gülüşüm. Neye güldüreyim seni? Neye gülebilirim şu an? Böyle gülüyor bak şaka değil. Kamu spotu. Korucum kamu spotu abi. Aa ne yapayım ya? Kanka ne yapayım? Hadi görüşürüz. Bay bay.